Evet, şimdi gelelim Berat Albayrak damat meselesine. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, önce bir onu dinleyelim. Bu mücadelenin ekonomi boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Bey'in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor. Ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası. Berat Bey'in kazanımları ve başarısı. Peki o zaman niye görevden aldınız? Ve görevden alınışını da neden saatler sonra açıkladınız? Bu soruyu daha önce de sorduk. Yine aynı şeyi soruyoruz. Yani Berat Bey bu kadar başarılıydıysa artık şanssızlığı mı damat olmasıydı? Yoksa o bakanlığa gelmesinde şansı mıydı damat olması? Oranın takdirini seyircilerimize bırakalım. Ama sonuçta ortada bir durum var. Onun yerine de getirdiniz Lütfü Elvan'ı, buyur kurtar bu işleri dediniz. Şimdi ortada bir 128 milyar dolar meselesi var. Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde belki de ilk defa gerçekten çok ciddi şekilde bir gündem belirlemiş oldu. Çünkü o gün bugündür arda arda açıklamalar geliyor. Yok o paralar şuraya gitti, yok aslında gitmedi. Cumhurbaşkanı dedi ki hiçbir yere gitmediler, oradalar. Sonra gelen açıklama evet gittiler ama başka nedenle gittiler. Bir söyler misin 128 milyar dolara ne oldu? Ve bugün bir açıklama geldi en son. Bakayım tehlikelere karşı kullanıldı diye. Neydi bu tehlikeler? Gerçekten böyle bir çünkü eksi de olduğunu sen söyledin. Geçen programda anlattın işte. Defalarca da anlattık daha önce de. Bir çerçeve çizer misin? Şimdi önce şunu söyleyelim. Berat Bey o kadar başarılıydı ki o görevden ayrılınca dolar kuru düştü. Yani bir ekonomi bakanı düşünün ki o görevden ayrılınca piyasalar şenlik yerine dönüyorlar. Yani aramızda şunu söyleyebilecek biri var mı? AKP seçmeni arasında bile Berat Bey ayrılınca yazık oldu diyen kaç kişi vardı? Yani onlar bile ekonominin daha iyi gideceğine inandılar. Herkes böyle oldu. Dolayısıyla önce şunu sorayım. Aslında aramız gereken yanıt şu. Neden acaba Sayın Erdoğan şimdi o zaman yapmadığı bir şekilde Berat Albayrak'ı savunuyor? Çünkü o zaman yapmadı bunu. Ve nasıl zorlandığını da hepimiz hatırlıyoruz istifaya Berat Albayrak'ın. Şimdi 128 milyar meselesinin bir tuhaflığı var. O da şu. 128 milyar dolar önce harcanmadı, kasada duruyor denildi. Yani var denildi. Sonra herhalde birisi Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. Bu sefer de dönüldü, pandemi döneminde pandemiye harcandı denildi. Yani o dönemde harcandı denildi. Hayır, daha önceden harcanmıştı zaten para. Şimdi önce istersen 128 milyar tarafını bir söyleyeyim. Merkez Bankası'nın kasasında 95 milyar dolar brüt rezerv var. Ama bunların önemli bir kısmı borç. Nasıl borç? Barış'ın, Şirin'in, Ahmet'in, Hasan'ın bankada paraları var. Dolar olabilir, euro olabilir, TL olabilir. Bunları zorunlu karşılık olarak bir kısmını Merkez Bankası'na yatırıyor. Merkez Bankası bunları kullanabilir, hiçbir sorun yok. Ama siz bankadan çektiğinizde de geri vermek zorunda. Sonra ikinci bir şey daha var. Merkez Bankası döviz kiralıyor. Eskiden böyle şeyler yoktu. Ne demek döviz kiralıyor? İşte Katar'dan, işte Çin'den döviz kiralıyor. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nden alamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başka ülkelere verdi. Türkiye'ye vermedi. Bu imkanı tanımadı. Çünkü senin dövizin yok, doların yok. Ondan alıyorsun. Bu ne kadar? Hemen söyleyeyim. Resmi
olarak Merkez Bankası'ndan çıkardığımız para 59 milyar dolar. Bu senin paran değil. Belli bir süre karşılığında komşudan aldığın para. Merkez Bankası'nın net rezervi, biri Sayın Cumhurbaşkanı'na söylesin, 45 milyar dolar eksi. Bu ne demek? Bu şu demek. Gökten bir para ışınlanırsa 45 milyar dolar, Merkez Bankası'nın net kendi rezervi 0 dolar olacak. Yani Merkez Bankası'nda 0 dolar olması için net rezervin, gökten bize 45 milyar dolarlık bir para gelmesi gerekiyor. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi, çok başka bir şey denildi. İşte bu para pandemiyle mücadeleye harcanıyor. Ya şimdi onu 128 milyar doları pandeminin neresinden mücadeleye? 128 milyar esnafa doların... Esnafa para verir, 1000 lira mı? Türk lirası ne kadar? Bir onu söyleyelim. Türk lirası ne kadar 128 milyar doların? 1 trilyona yakın para. 900 milyardan bahsediyoruz. Şimdi esnaflara verilen yardım 1000 lira. Toplamını söyleyeyim mi? Bir kısmını da diyelim aşağı aldılar desek. Yok canım, para değil, pul değil o. Ne oldu gerisi? Ne söyleyeyim. Oldu paraya? Bütün para, pandemiyle harcandığı açıklanan bütün para 52.7 milyar Türk lirası. 128 milyar yapar dolar, 900 milyar TL yapar. Bütün pandemi için açıklanan para 52.7 milyar. Bunun 44 milyarı işsizlik fonundan, devletin kasasından değil, işsizlik fonu bu insanların parası. 2.1 milyarı bağışlardan, sadece 6.4'ü devlet tarafından, hazineden karşılanan. Şimdi yani 100 liranın 84 lirası bizden kesilen işsizlik fonundan, 100 liranın 84 lirası, %4'ü bağışlardan, korona döneminde yani dünyada, evet, dünyada 4-5 ülke para istedi, Edirne, Somali falan vatandaşından, biri de biziz. %12'si devletten, 6.4 milyarı. Yani 6.4 milyar nerede, 900 milyar lira nerede? 128 milyar doların karşılığı olan para. Böyle bir şey de yok. Onun ne olduğunu daha doğru bir şekilde Sayın Canikli açıkladı. Yastık altında dedi bir kısmı için. Evet, yastık altında. Nasıl oldu? Döviz kurunu çıldırdı. Siz döviz kuru için dolaylı yoldan müdahale ettiniz. Dolaylı yoldan ne demek olduğunu biraz söyleyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir şeydi. O dövizlerin nasıl satıldığını biz görmüyoruz Merkez Bankası'nda. Siz ülkenin 128 milyar dolarını satıyorsunuz ve biz bunu Merkez Bankası'nın hesabında görmüyoruz. Bizim bunu kalem kalem görmemiz lazım. Mesela benim şu anda önümde Merkez Bankası, hemen açıyorum buradan. Merkez Bankası açık. Ben buradan Merkez Bankası'nın en son ne zaman döviz sattığını, ne zaman döviz alım işlemi yaptığını görüyorum. Ne kadar, ne kadar, ne kadar. Ve en sonuncu ne zaman? 2016. O günden bugüne ben bir şey görmüyorum. E peki bu 128 milyar doları nasıl sattınız? O tarafı var olayın. İkincisi, bu 128 milyar dolar, burada daha önce söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Faiz lobisi diyor ya Sayın Cuman, faiz lobisi iktidarda. Faiz lobisini AKP kadar seven, ben bunca yıllık gazeteciyim, 17 yaşımdan bu yana ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Faiz lobisini AKP kadar, Sayın Erdoğan kadar seven bir parti de görmedim, lider de görmedim. Ne olduğunu sana söyleyeyim. Yurt dışına çıkmak istiyordu yabancı yatırımcılar. Onlara 6.86-90 seviyelerinden ucuz ucuz dövizler verildi. Onlar aldılar o ucuz dövizleri. Dolar kuru fırladı. Biz başa kaldık o dolar kuruyla. Canımız yandı. Ve sonra o insanlar 7.5 seviyelerinden sattılar dolarları. Yeniden Türkiye'ye geldiler. Sadece o işlemden milyarlarca para kazandılar o yabancılar. Bir dakika, yabancılar mı bunlar? Yabancılar. Yabancılar. Önemli bir kısmı yabancılar. Ha, bıyıklı yabancılar mı? Bıyıksız mı onu? Bıyıklı yabancı ne demek söyleyeyim. Yurt dışına parasını çıkarıp Türkiye'ye getirenlere biz bıyıklı yabancı. Ha. Hayır, cinsiyet belirtmiyor. Türk onlar. Cinsiyetçi diyorum yani, böyle bıyıklı bıyıksız gibi. Hayır. Onun anlamı şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunlar ama Türkiye Cumhuriyeti bir hile yapıyor, buradan söyleyelim. Faiz lobisi dostu diye ben boşuna söylemiyorum. Kendi vatandaşlarından vergi alıyor, yabancılardan almıyor. Bu iktidar yaptı bunu.
yabancılar para getirsinler diye. Oysa onlar birer dış mihraktı. Ne yaptı bunun üzerine yerli yabancılar, bizim bıyıklı yabancılar dediğimiz? Hop, paraları götürdüler yurt dışına. Sanki yabancıymış gibi Türkiye'ye soktular. O vergiden kaçınmak için. İktidar bunu bilmiyor mu? Emin Çapa biliyor da iktidar salak mı? Tabii ki biliyor. Tabii ki biliyorlar. Merkez Bankası da biliyor. Hazine de biliyor bunu. İşte biz onları tanımlamak için bıyıklı yabancı. Yani kadın erkek durumundan değil. Gerçek yabancı değil onlar. Şimdi onlar para alabilsin ve yurt dışına ucuz ucuz götürebilsin diye ve sonra tekrar pahalıdan buraya getirebilsinler diye. Çünkü faiz lobisi şunu sever Şirin. Gelirken yüksek kur ister. Bozacak çünkü dövizini. Giderken ama düşük kur ister. O düşük kuru nasıl sağladınız söyleyin bana. Herkes soruyordu bana. Ya 6.80'de dolar nasıl duruyor? 6.90'da nasıl duracak o zaman? Merkez Bankası'nın rezervleriyle durun. Ve bunu kim yaptı? Arkanda fotoğrafta var. Sayın Albayrak. En son ben Sayın Albayrak'a bu dövizle ilgili şunu sorarken hatırlıyorum. Siz dolarla mı maaşınızı kazanıyorsunuz? Sizi niye ilgilendiriyor diye soruyordu gazetecilere. Şimdi Barış, bu konuda söyleyeceklerin var mı? Ama önce konuklarımız bekliyor. Bir tur onlara dönelim. Ondan sonra istersen senin de Berat Albayrak geldi, siyasetin ortasına oturdu ve geri dönmesi de imkan dahilinde gözüküyor. Adı Dışişleri Bakanlığı'na da geçiyor, AK Parti Genel Başkanlığı'na da geçiyor, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığına da geçiyor, yardımcılığına da geçiyor, geçiyor da geçiyor. Dışişleri Dolayısıyla, Bakanlığı'na. Evet ve bir şekilde siyasete geri dönüyor. Bu aslında bakıldığı zaman bir AK Parti açısından ya da Cumhur İttifakı açısından iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır. Çünkü biraz önce Emin de söylediği gibi rakamlar ve araştırmalar tabanın çok da haz etmediğini ya da çok da başarılı bulmadığını gösteriyordu bize. Dolayısıyla geri gelmesi ne kazandıracak, hele hele eğer bir ara seçime gidilecekse. Şimdi iki konuğumuz var. Biri İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale. Diğeri de ekonomist Murat Kubilay. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Şimdi önce ben Ümit Bey'e sormak istiyorum. 128 milyar dolar nerede? Siz izini sürdünüz mü İYİ Parti olarak ve nerede görüyorsunuz bu partinin bu para nereye gitmiş? Ne yapılmış? Gerçekten iktidarın açıkladığı gibi pandemiyle mücadeleye ya da tehlikeleri savmak için mi kullanılmış? Tamam. Teşekkürler, iyi yayınlar. Murat Bey merhabalar. Merhabalar. 128 milyar dolar, ben biraz anlatmaya çalıştım size. Bu 2019'un ikinci yarısından itibaren kur ve faiz aynı anda baskılama ihtiyacı duymuştu. Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve görünen o ki damadın inandığı bir şey vardı. O da faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Ve biz faizi herhangi bir ekonomideki riski azaltmadan, yapısal reformu atmadan faizi baskılamaya çalıştık. Faizi baskılayınca da Türk lirasına olan talep azaldı ve hem vatandaşlar hem şirketler hem işte biraz önce Emin Bey'in söylediği gibi yabancı yatırımcılar direkt olarak Türk lirasına kaçmaya başladı. Şimdi siz bir bankaya gittiğinizde dolar almak istediğinizde banka size doları sattıktan sonra gidip Merkez Bankası'ndan dolar alıp bunu yerine koyar. Şimdi 2019'un ikinci yarısı, hatta 2019'un sonlarına doğru faizler çok baskılandığı zaman, TL'den kaçış başladığında biz böyle bir süreç izledik. Yani insanlar gidip bankalardan dolar alıyorlardı. Aldıkları doları da bankalar, sattıkları doları da gidip Merkez Bankası'na alarak yerine koyuyorlardı. Bakın burada iki tane konuşma çok önemli. Bir tanesi 6 Ocak 2020'de CNN Türk'te Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Hakan'la bir söyleşide Ahmet Hakan şöyle bir şey söylüyordu. Faiz düşüyor, enflasyon da düşüyor, kur da sabit. Sayın Cumhurbaşkanı da bakın görün daha da düşecek demişti. Not edin, 6 Ocak 2020. Yani kurun baskılandığı, faizin aşağıya doğru gittiği ve ülkedeki risk priminin hiçbir şekilde azalmadığı bir dönemdi. 13 Ağustos 2020'de de biraz önce Emin Bey'in referans gösterdiği konuşma oldu. Yani o da neydi? Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz konuşması. Tam ikisinin arasında Merkez Bankası'nın rezervleri 73 milyar dolar eridi. Dikkatinizi çekeyim, 73 milyar dolar. Yani
6 Ocak konuşmasında Merkez Bankası'nın net rezervi 36 milyar dolardı. 13 Ağustos'ta yine Ahmet Hakan'ın Berat Albayrak'la olan konuşmasında Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 37 milyar dolara indi. İşte bu dönem, yani 73 milyar doların eridiği dönem bizim AK Parti iktidarının imkansızı istediği dönem olarak bence kayıtlara geçiyor. O dönemde ekonomideki bütün riskler artarken faizi baskılama isteği, aynı anda kuru kontrol etme isteği ülkenin o dönemde en az 73 milyar dolarına mal oldu. En az 73 milyar dolar dememin sebebi de şu, daha burada reskont kredilerinin gittiği bir miktar da var. O yüzden o dönem bu açıdan bana göre hem yanlış politikaların hem de şaibeli politikaların izlendiği bir dönem. Günün sonunda 128 milyar dolar şuradan geliyor. Biraz önce tekrardan Emin Bey Merkez Bankası'nın bilançosunu anlattığında 95 milyar dolar rezervden bahsetti. Onu ben şöyle tamamlayayım. Merkez Bankası'nın şu andaki yükümlülüğü de 134 milyar dolar. Yani bizi bu gece geç de izleyenlerden mutlaka şirket bilançosu okumayı bilenler vardır. Aktifi 95 milyar dolar, yükümlülüğü 134 milyar dolar. Yani eksi 38 milyar dolarlık bir açık var. Bu baktığınız zaman aslında müflis bir şirket diye tanımlayabileceğiniz bir... Şimdi ben de onu söyleyecektim. Şimdi sizler burada ekonomistsiniz. Benim gibi sade ve de bu işlerden çok da anlamayan, bu para pul işlerinden anlamayanlar için bir söyler misiniz? Yani ne olmuş? Tamam. Şirin Hanım, birincisi şunu söyleyebilirim. İnanın Berat Bey'den daha fazla anlıyorsunuz ekonomiden. Bunu ilk başta söyleyebiliriz net olarak. Çünkü siz oraya gelseydiniz hiç ekonomiden anlamayan birisi bu kadar büyük bir tahribatı yapamazdı. Yani şu olmuş. Türk lirasına güvenin çok azaldığı, faizin de çok düşük olduğu bir dönemde yerli yabancı bütün yatırımcı TL'den kaçmış, dolar almış. Merkez Bankası doların fiyatı artmasın diye bu doları satmış. Kendi kasasındaki dolar erimiş. Bakın 2018 Temmuz bizim bu partili cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtiğimiz dönem. O zaman 31.3 milyar dolar bizim rezervimiz varmış. 2021 Şubat'ta eksi 38 milyar dolar rezervimiz varmış. Aradaki fark 70 milyar dolar. Buna bir de reskont kredilerinden gelenleri de eklediğiniz zaman yaklaşık işte 128-130 milyar dolara ulaşıyorsunuz. Bunun çok önemli bir kısmı şundan olmuş Şirin Hanım. Türk lirasına siz güveni tesis etmemişsiniz. Türk lirasının getirisini düşürmüşsünüz. İnsanlarda, yabancı yatırımcılarda ekonomiye dair hiçbir şekilde bir güven ortamı oluşturmamışsınız. Bunun sonucunda da faizi baskıladığınız zaman da insanlar TL'den kaçıp dövize yönelmişler. Merkez Bankası da bu dövize, elindeki dövizlerin hepsini satmış. Günün sonunda da biraz önce bahsettiğim rakam olmuş. Yani Merkez Bankası'nın şu anda aktifi 95 milyar dolar, varlığı, yükümlülüğü 134 milyar dolar. 38 milyar dolarlık orada bir eksi var. Şimdi Barış devreye girmek ister mi? Yoksa ben yine cahil bir ekonomide hiç anlamayan bir gazeteci olarak Murat Bey'e soracağım ama sen yok, Barış ilk önce sana bir sana sorayım. Senin değerlendirmen nedir bu konuda önce? Yani bir kere Berat Albayrak tarzı, hani Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimi, ben de hani emin varken ben de konuşmaktan şey yapıyorum. Ama benim anladığım şey ekonomi 101 derslerinden gördüğüm, sonuçta kamu bir varlık üretiyor. Kamu yöneticileri de bu varlığı yöneten kişiler olarak eğer bizim varlığımızı başka kişileri zengin etmek için harcıyorlarsa, kamu maliyesi kötüye doğru gidiyor, biriktirmek için kullanıyorlarsa, sosyal politikalar için harcanıyorsa iyi harcanıyor veya birikiyor. Burada ben Berat Albayrak tarzı yönetmenin bir politik nedeni olduğunu düşünüyorum. Aslında siz de onu söylediniz. Bir hayal vardı. Dövizi kullanarak sürekli olarak faizleri düşük tutmak, dövizi düşük tutmak hayali vardı. Ve bu burada Cumhurbaşkanı da kabul ediyor. Ne dedi konuşmasında?
hani Emin'in örnek verdiği 95 dedi ama 132 idi bir zamanlar dedi. Yani eridiği konusunda onlar da hemfikir. Ama bana kalırsa Berat Albayrak tarzı bir yönetme hali var. Bu yönetme hali bütün bu politikaları sanki daha da ağırlaştırıyormuş gibi. Daha da kötüleştiriyormuş gibi. Yani sanki ekonomi yönetimi onun döneminde daha da şuursuzlaşmış gibi. Ne demek istiyorsun diyeceksin. Ya şimdi Türkiye'nin şöyle enteresan bir özelliği var. Hain olmanız için, hain ilan edilmeniz için sadece askeri konularda ayrı fikir belirtmeniz gerekmiyor demin konuştuğumuz konularda muhalefete örnek verirsek. Mesela ekonomi meselesinde de hatırlayın Berat Albayrak geldikten sonra biz McKinsey meselesini tartıştık. Önümde duruyor açıklama. McKinsey meselesine itiraz edenleri bizzat siyasi iktidar ya hain ya cahil olmakla bakan ağzından ifade etti. Sonra McKinsey meselesi bizzat gelen tepkiler nedeniyle siyasi iktidarın içinden gelen tepkiler nedeniyle bizzat siyasi iktidar tarafından yani bir ekonomi yöneteceksiniz. Bu ekonomiyi yönetmek için bir danışmanlık şirketi alacaksınız. Bir danışmanlık anlaşması yapacaksınız. Sonra bu danışmanlık anlaşmasını eleştirenlere hain olmakla suçlayacaksınız. Sonra Cumhurbaşkanı bizzat çıkıp bu danışmanlık şirketinin işine son verdiğini söyleyecek. Yani ben bu şekilde yönetilen bir ekonominin zaten hani olağan bir politikayı, yanlış bir politika dahi uygulası, olası bir politikayı çok kötü şekilde uygulayacağını düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda söylemeye başına da söylediğim şey oydu. Hani kamu varlığını kötüye kullan, Merkez Bankası parası demiş olduğumuz şey, kamu varlığının kötüye kullanılması özetle. Şimdi mesela Berat Albayrak görevden alındıktan sonra görüştüğüm bir kamu bürokratı diyor ki, ya Barış biraz şeye baksanıza, reklamlara baksanıza diyor. Şimdi mesela Halk TV'de reklama gittik, biraz önce program arasında. Hemen böyle şipşak geri döndük değil mi? Sen bir şeyler atıştıramadın bile. Bunun bir ekonomisi var. Bunun nasıl bir ekonomisi var? Çok iyi biliyorum. Başka bir kanalda açıyorsunuz, bu dakikalar sürüyor. Tabii. Diyeceksiniz ki kesin kastettiğin kanal, bilmem kanal ismi verebiliyor muyum bilmiyorum. Evet, Fox sen. TV'nin dizilerinin kesin kanalı. Hayır, o kanaldan bahsetmiyorum. Açın. Türkiye'nin okunmayan gazetelerinden bir tanesi. Adında Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen o gazete. Açın Berat Albayrak'ın yakınlığıyla bilinen o televizyonu. Televizyona bakın. Sonra gazeteyi açıp sayfalarını çevirin. Her bir sayfasında bir kamu reklamının olduğunu, Halkbank, Türk Telekom, şu, bu göreceksiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. O reklam meselesini incelediğimde şunu görüyorum ben. Kamunun varlığı, bizzat ekonomiyi yöneten kişi tarafından, bakın başkası yapsa başka bir şey demek olacak. Ekonomiyi yöneten kişi tarafından yine kendi şahsına yakınlığıyla binden bir gruba şey oluyor, harcanıyor. Yani böyle bir ekonomi de hani pandemi nedeniyle mi harcandı? Evet bir yerde harcandı. Veya işte faiz nedeniyle mi harcandı? Şu nedenle mi harcandı? Diye bahsetmiş olduğumuz bütün politikalar hepsinin içeriğinde yine belli bir kesime bu harcanma sırasında kazandırmaya kurulu şekilde oluşturulmuş. İster reklam verirken, isterseniz danışmanlık şirketi alırken. O açıdan ben hani bu süreçte azalmanın kendisinin politik nedeni olduğunu bilmekle beraber aslında Berat Albayrak'ın da yönetme tarzındaki sorunlar nedeniyle daha da ağırlaştığını düşünüyorum. Ben bir ek yapmak isterim ama Şirin burada. Şimdi Murat'a da döneceğiz, o da herhalde Murat Kubilay da bize şey yapacaktır ama... burada Berat Albayrak'ı kendi başına karar tabii, alabilir tabii. gibi düşünmemiz lazım. Burada bütün olay tek bir kişi. Yani tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyordu. Ay haberi yoktu. Cumhurbaşkanının Merkez Bankası rezervleri de öğrenince çok şaşırdı falan. Ben bunlara inanmıyorum. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi yoksa zaten bu vahim evet. ötesi evet. bir şey. O ayrı. Merkez Bankası'nın rezervleri böyle erirken, ekonomide bunlar olurken. Sayın Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan bunları yapmış olamaz ki bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarısız hazineden sorumlu bakanıdır, ekonomi bakanıdır. Bunu hiç tartışmaya bile gerek yok bence. Hani soralım herkese aynı yanıtı vereceklerdir. Ama bunları Sayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptığına dair bir şüphemiz
olmamalı. Yok yani evet, öyle biraz bir şey. Bir önceki bölümde konuştuğumuz mesele gibi. Evet. Nasıl aynısı. Ki her şey... Şimdi ben burada Murat Bey'e şunu sormak istiyorum. Barış'ın bıraktığı noktadan. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir şekilde gündem belirledi. Hep eleştiriliyor ya, bu muhalefet bir türlü gündem belirlemeyi beceremiyor, iktidarın peşine takılıyor diye. Son belki de bir 6 aydır falan gerçekten hep iktidarın açıklama yapmak zorunda kaldığı gündemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani mecburen açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Üstelik bir tane açıklama gelmiyor. Bir de açıklama yapmaya pek alışık olmadıkları için biri başka şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Öbürü birinin dediğini yalanlıyor. Aynı hükümetin içinden apayrı farklı açıklamalar çıkıyor. Yani garip bir tablo var ortada. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Sizin yorumunuz nedir? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 128 milyar dolar dediği zaman, ki biraz önce Emin Çapa da hesabını yaptı, inanılmaz bir para bu. Yani bu para çok büyük bir para. Bu parayla pek çok şey yapılabilirdi. Tableti olmayan öğrenciler var, kapanan iş yerleri var vesaire vesaire. Herkesin kafası direkt şöyle çalışıyor aslında. Bu 128 milyar dolarlık para başka bir yere gitti. Başka bir kaynağa harcandı. Başka bir yerin kaynaklarına aktarıldı. Dolayısıyla bir de böyle bir yaklaşım var. Yani CHP'nin vurgusundan böyle olduğu anlaşıldı. Ne diyeceksiniz? Şimdi onu bir netleştirmek istiyorum. Çünkü orada çok kafa karışıklığı var. Bir, hazinenin, bütçenin harcamaları başkadır. İki, rezervler başkadır. Bu girip de bir hizmet alınmak için kullanılan paralar değil. Bir ticaret yapılan paralar değil. Bunlar karşılıksız da değil. Örneğin siz gidiyorsunuz, Merkez Bankası'nın 1 milyar doları var. Bunu piyasaya satıyor. Diyelim ki o günde dolar kuru 6,5 TL. Karşılığı 6,5 milyar TL alıyor. Yani karşılıksız değil. Bu 128 milyar doların karşılığında bir sürü Merkez Bankası piyasadan Türk lirası aldı. Peki o zaman sorun nerede diyeceksiniz? Şurada zaten Merkez Bankası Türk lirasını basabiliyor. Orada çok bir sorun yok. Mesela dolar basamamız, dolar üretemememiz. Değerli olan bu. Dolayısıyla bu bir bütçedeki işte biz Diyanet'e yanlış para aktardık, yandaşlara bir ihale verdik gibi değil. Bambaşka bir husus. Bunun da 3 sakıncası var. Oradan CHP'ye bağlamak istiyorum. Şimdi bu işlemler 2019-2020'de yapıldı. Şeffaflık dışı şekilde yapıldı. Muhtemelen bilmiyoruz şeffaflık dışı olduğu için. Tahmin ediyoruz. Yaklaşık 6-6,5 dolar seviyesinden bu kadar rezerv satıldı. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki olması gerekenden 1 lira daha düşük bir fiyattan bu kadar rezerv satılmış. Bu çok ciddi bir kamu zararı demek. Birinci mesele bu. Yani siz serbest piyasaya anons etmeden, duyurmadan bunu ucuz fiyattan satıyorsunuz. Yeter ki kur düşük kalsın veya faiz arttırmama gerek kalmasın diye. Yani altını çiziyorum. Bu bir hükümetin, hazinenin, maliyenin harcaması gibi bir şey değil. Şimdi birinci sorun bu. Kamu zararı. Çok net. İki, ulusal güvenlik sorunu. Neden? Şu anda biz varsayalım ki Suriye'de bir çatışma çıktı. Savaşa girdik, Allah korusun diyelim. Biz birçok silahı yurt dışından alacağız. Nasıl alacağız? İthalatla. Peki ithalat için dövizi nereden bulacağız? Böyle olağanüstü durumlarda belki Türkiye yaptırımlara uğrayacak. Ne yapmamız lazım? Rezervlere gitmemiz lazım. Var mı? Yok. Az önce Emin Bey de Ümit Hoca da anlattılar. Ne demek oluyor bu? Biz olağanüstü durumlar için saklamış olduğumuz paraya şu anda sahip değiliz. Böyle bir rezerv yok. O zaman ne olacak? Ulusal güvenlik sıkıntısı yaşıyoruz. Üçüncüsü de şu. Yine Emin Bey biraz önce söyledi. 2016 yılına kadar bu politika uygulandı ara ara. İyi bir politika değildir ama uygulanabilir. Tercih edebilirsiniz. Para politikasıdır bu. Açık bir şekilde yazarsınız. Ne zaman ihale yaptınız? Yani satış ihalesi veya telefonla soruyorsunuz bankalara. Kimle yaptınız? Hangi fiyattan yaptınız? Bunların hepsinin verisi olması lazım ve kamuya açıklanması lazım. Hiçbiri kamuya açık değil. Dolayısıyla burada da üçüncü bir sorun var, şeffaflık. Bu üçünden ötürü de bu çok net bir suç. Net bunu söyleyebilirim. İktidar değişimi olsun. Çok rahatlıkla bir avukatla gidip de Danıştay'a başvurunuzu yaptığınız zaman yargı bağımsızlığı varsa kayıtsız şartsız bunu kanıtlarsınız. Hatta iyi haberi de vereyim. Bu bütün işlemler Merkez Bankası ve 3 kamu bankası üzerinden yapıldı.
SPK, BDDK düzenlemeleri gereğince en az 5 yıl işlem defterleri saklanmak zorunda. Yok edemezler, yok ederlerse yok edenlerin başı belaya girer. Merkez Bankası zaten onu ebediyette saklamak zorunda. Dolayısıyla şu anda hükümetin yapmaya çalıştığı şey, CHP bunu gündeme taşındığı için baskın basanındır deyip bir gözlerini korkutayım da konuyu gündemden düşüreyim de tutmadı. Bunu gündeme taşımakta hala büyük fayda var. Şimdi GARA da yani operasyon da düşmedi, bu da düşmedi. Bir yerden bastırayım deyince öbür yerden çıkıyor. Peki ben yine hiçbir şey bilmeyen ekonomi konusunda kör cahil olarak size bir soru sorayım. Gerçekten. Şimdi 2018 yılının yaz aylarını, Temmuz ayını düşünelim. Orada bir anda dolar anormal bir fırladı, hatırlayacaksınız. Ve böyle bir anda, bir gecede hatta herkes panik oldu, değil mi? O millet işini gücünü bıraktı, birden acil toplantılar düzenlendi. Ne kadar da hatırlamıyorum, bir üç küsurlardan bir anda altılara, oradan da hatta dokuzlara mı yükselecek, onlara mı gidecek diye böyle panikler olundu falan. Ondan sonra bir miktar geriye düştü. Ondan sonra tekrar çıktığında herkese bir sanki bir öncesinden bir hani alıştırma yapıldığı için kimsenin bedeninde, bünyesinde rahatsızlık yaratmadı. Etap kademe kademe dolar çıktı 7 küsürlere geldi. Şimdi bu mesela fazla sorgulanmadı özellikle iş dünyası açısından. Dolayısıyla bugün baktığımızda CHP'nin bu gündeme getirdiği mesele ama bir sürü işini dolarla yapan İş insanı vardı, şirketler vardı, ihracat, ithalat yapanlar vardı. Ne bileyim ben, ham malzeme, ham madde alanlar euroyla, dolarla alıyorlar. Peki bunlar ne oldu? Yani bu soruyu sorarken siz diyorsunuz ya hani yandaşlara gitmiş para değil, birilerine harcanmış para değil. Değil ama bir sürü insanın da işinin çökmesine, bitmesine, mahvolmasına yol açmadı mı? Şöyle diyeyim. Bana mı? Şimdi bu para... Size de soracağım. Önce Murat Bey'e sordum. Aynı soruyu size de geleceğim. Tamamdır. Şöyle diyeyim. O esnada kim döviz almak istiyorsa bu paraları aldı. Bu siz de olabilirsiniz. Ben de olabilirim. Yandaşlar da olabilir. Veya Türkiye'nin daha itibarlı iş insanları da olabilir. Yabancılar da olabilir. Peki sizin benim alabileceğimiz bütçemiz belli. Bizler küçük yatırımcıyız. Bizim gelirlerimiz belli. Dolayısıyla daha çok kimdir? Büyük işletmeler veya yerli yabancı büyük yatırımcılardır. Tabii ki neden peki hükümet böyle bir şey yaptı? Kur çok yukarı giderse büyük açığa sahip şirketlerin iflas etme riski vardı. O şirketlerin de daha çok kimler olduğunu biliyoruz. İşte hükümete yakın olanlar. Dolayısıyla kesin olarak bunu söyleyemeyiz. Hiçbir zaman söyleyemeyiz hatta. Ama çünkü bankalar bunları açıklayamazlar. Ama şunu çok iyi net biliyoruz. O esnada ihtiyacı olan herkese bu fazla verildi. Gereksiz yere ucuzdan satıldı. Şu anda onlara daha çok ihtiyacımız var. Çok daha ihtiyacımız olduğu günleri geldi. Kasada o para yok. Kullanamıyoruz. Dediğimiz gibi bu tamamen dağıtılmış oldu. Şimdi bu noktada da benim eklemek istediğim şey şu, paranın kime satıldığından çok şu anda daha çok ihtiyacımız olduğu günlerde kullanamamamız, zararına satılması ve şeffaflık dışı satılmasını gündeme taşımamız gerekiyor. Yani çünkü burada bir suç fiili var. Yani bunların kanunda kullanım şekilleri belli. Siz uluslararası rezervlerinizi bu şekilde günlük işlemler için kullanamazsınız. Bunların dışına çıkmışsınız. Gerekli paylaşımı yapmamışsınız. Dolayısıyla da bu bir yasal bir süreç değil. Üstüne gitmek gerekiyor. Evet. Peki Emin, var mı Ümit Bey'e soracağın soru? Ümit Bey, ben bir şurayı biraz bize şey yapar mısınız? Aynı zamanda bir siyasi kimliğiniz de var. Ben şunu merak ediyorum. İktidar bundan neden rahatsız oluyor, bunun sorulmasından? Murat Bey'in söylediği gibi bunun bir suç unsuru olmasından mı, yoksa aynı zamanda, çünkü ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum, esnafın, işsiz kalanların, sıradan halkın, ya bu kadar para harcanmışsa biz niye görmedik bunu, pandemi için harcandıysa veya ülke için harcandıysa biz niye görmedik, biz de vatandaş değil miyiz demesi de rahatsız ediyor olabilir mi? Yani ikisi de bir arada olabilir mi bunun? Şimdi burada ilk önce Murat Bey'in tahliline, analizine bir şeyler eklemek gerekiyor. İyi Parti olarak biz zaten birkaç defa bahsettik de para politikası kurulunun tutanaklarının açıklanmasını talep ettik. Yani Merkez Bankası'nın para politikası kurulu
düzenli aralıklarla toplanır ve burada çok önemli kararlar alınır, ekonomiye yön verecek. Bu tutanaklar açıklanırsa orada hangi başkan yardımcılarının ya da o dönemde başkanın hangi yönde karar aldığı, bu para politikası hakkında ne düşündüğü bence açığa kavuşturulur. Murat Bey, bir eklemem daha var. Sonlara doğru, yani Merkez Bankası'nın rezervleri erirken bizzat kamu bankaları da döviz açık pozisyonuna döviz açık pozisyonu yaratmaya başladı. 10 milyar doların üstünde kamu bankalarının bir döviz açık pozisyonu var. Yani bir başka şaibe de orada. Ne zaman Merkez Bankası'nın rezervlerinin artık kritik seviyesinin çok altına indiği anlaşıldı. Bizim kamu bankaları da, biraz önce Murat Bey'in dediği 3 tane kamu bankası da döviz direkt olarak satmaya başladılar. Bunun için de döviz borçlandılar. 10 milyar doların üstünde bir paradan bahsediyoruz. Burada tabii ki bunu her zamanki gibi biraz göz korkutarak polisiye tedbirlerle örtmeye çalışan bir iktidar var. En temel problemlerden bir tanesi de tabii ki hani şeffaflık ve hesap verebilirliğin, yani kamuda olmazsa olmaz iki tane kriterin, şeffaf ve hesap verebilirliğin çok uzağında olmaları. Bir noktada bence iş dünyasıyla ilgili bir şeyler söylemek gerekiyor. Bakın, gelişmiş ülkelerde iktidar partileri böyle vahim hatalar yaptığında, eğer orada gerçekten iktidardan korkmayan, iktidar dışında da büyümeyi hedefleyen bir iş dünyası varsa, burada her zaman sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bizzat iktidar partisine baskı yaparak durumu dengelemeye çalışır. Bizim en büyük şanssızlıklarımızdan bir tanesi de iş dünyasını temsil eden örgütlerin bu dönemde bizzat o kötü şaibeli politikalara destek çıkmalarıydı. Bakın şunu hatırlayın, ben siyasete girmeden önce çok uzun yıllar, yani 3 tane çok iyi üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Bana bir birinci sınıf ekonomi bölümü öğrencisi Berat Bey'in o 2018 Ağustos'unda yaptığı sunumu yapsa, birinci sınıf öğrencisinden bahsediyorum, dersten kalırdı. Bu kadar kötü bir sunumdan sonra iş dünyasının önde gelen isimleri böyle iyi bir program açıklandı, işte şöyle önümüz açık, Berat Bey'e böyle güveniyoruz deyip ondan sonra vergi borçlarının silinmesini talep ettiler. Yani Türkiye'nin şanssızlıklarından bir tanesi de burada aslında tampon bölge oluşturabilecek, gerektiğinde iktidar partisini yaptığı bu yanlışlardan yanlışları uyarabilecek bir iş dünyasının maalesef olmamasıydı. Bakın, önümüzdeki son 2 sene ekonomiyi az çok bilen herhangi bir iş insanı yapılan bütün bir politikaların bizi felakete sürüklediğini bilir. Ama buna rağmen biz her seferinde, yani Berat Bey görevinden ayrılmadan önce de iş dünyasından tam destek geliyordu. Şimdi baktığınız zaman bu bana göre bizim sorgulamamız gereken şeylerden bir tanesi. Yani iş dünyası neden siyasi partilerin ya da diğer STK'ların yanında burada yer almadı ve ekonomiyi bu kadar fazla kötü uçuruma sürükleyen politikalara destek çıktı? Bence bizim bunu da tam şu anda sorgulamamız gerekiyor. Bakın, bugün Türkiye'de faizler Arjantin'den sonra dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek faize sahip ülkeyiz Türkiye olarak. %20'lerin üzerinde bir faiz var. Bu faizi biz tamamıyla aslında iş dünyasının son 2 sene içerisindeki pasifliğine, bu uygulanan kötü politikalara ses çıkarmayışına da borçluyuz. O yüzden ben bunu da burada not düşmek istiyorum. Burada tabii ki siyasi partileri ya da Murat Bey gibi özgür düşünen, düşündüğünü her seferinde de gayet iyi bir şekilde savunan meslektaşlarımıza çok ihtiyaç var. Fakat burada bir bakıma iş dünyasının da sağduyulu davranıp bir yanlış politika gördüğünde bunu makul bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Burada da tabii ki bu çalışmalarından ötürü, yani Türkiye'deki iş dünyası ile siyaset arasındaki çalışmalarından ötürü Sayın Ayşe Buğra hocamızı almamız gerekiyor. Türkiye'nin mahkus tarihlerinden bir tanesi bu. Kötü politikalara iş dünyasının işine geldiği zaman ses çıkarmayışı. Burada belki şunu eklemek gerekiyor Ümit Bey. Aslında mesela aynı şey muhalefet partileri için
siz daha yeni katıldınız yani İYİ Parti olarak, ama ondan öncesinde CHP ve HDP bir süredir İYİ Parti yani aslında iktidarın açtığı gündemin den farklı bir gündem açmak konusunda, yaratmak konusunda ya da onların gündemlerine res çekip kendi gündeminin peşinden gitme konusunda ya da işte başından beri programı konuştuğumuz askeri konularda, dış politika konularında aman şimdi bize vatan düşmanı derler deyip iktidarın peşinde gitme konusunda çok hassastı ve böyle yapa yapa sonunda nihai olarak anladık ki bu doğru bir politika değil. Şimdi artık kendi gündemini yaratıyor, kendi gündeminin arkasında duruyor ve kendi gündeminin arkasında durduğu müddetçe de aslında peşe takılmanın da bir manası olmadığını anlamış bulundu. İşte biraz önce Murat Bey de söyledi ya da Emin mi söyledi? Gara operasyonunda gündemi kapattılar. Şimdi 128 milyarlık gündemi unutturmaya çalışıyorlar. İş dünyası da böyle değil mi? Onu soracağım. Yani bu kadar uzun çerçeveledim. Çünkü onlar da hep dediler ki ya işte şimdi laf edersek işletmemiz gider, kredi almayız. Ya elim şirketlerimize el koyarlar. Ne oldu? Şirketlerimize el koyarlar konur diye hükümetin peşinden gidenlerin şirketlerine yine el konuldu. Yine ellerinden gitti. Bir şey fark etmedi. Sonuçta yaptıkları sadece peşine takılmak oldu. Bugün TÜSİAD eğer açıklama yapmıyorsa ve bunun onları kurtardığını zannediyorlarsa doğru mu yapıyorlar? Ve bugün eğer farklı bir şekilde dursalar güçlü kalabilirler mi hala? Çünkü endişeleri şu, işletmelerim gidecek. Bu kadar insan çalıştırıyorum. Kime sorsak öyle. Ama ben bu kadar insan çalıştırıyorum. Ne güzel siz gazeteciler konuşuyorsunuz bakın. Evet ama bu gazeteciler de nereye kadar konuşabiliyorlar? Bedel ödeyen çok arkadaşımız var. Bunlardan bir tanesi Barış yanımızda oturuyor. Ya da Kadri Gürsel. Dolayısıyla bu bedel ödemek meselesi maalesef eşit dağılmıyor toplamda. Bu kadar insan çalıştırıyor meselesine benim şöyle bir itirazım var. Bu kadar insan da o kadar büyük bir değer yaratıyor. Yani bana birisi ne zaman 300 kişi çalıştırıyorum, 500 kişiye ekmek veriyorum dediğinde de onu söylüyorum. O 300-500 kişinin sayesinde buradasın. Bu kadar büyük refaha sahipsin. O bakımdan orada bir mutlaka ünlem koymak gerekiyor. Dediğinizde haklısınız. Son bir buçuk sene içerisinde ben muhalefete baktığımda gündemi çok daha rahat belirlediğini görüyorum. İşte geçen hafta mesela tarım politikamızı açıkladık. Tarım politikamızı açıkladığımızdan hemen sonra hükümetten gübre desteğinin %100 arttırdığına dair haber geldi. İşte dün destek engelli vatandaşlarımız için nasıl bir istihdam modeli öngördüğümüzü açıkladık. Aynı şeyi diğer muhalefet partileri de yapıyor. Dolayısıyla ben burada bir olumluya gidiş görüyorum. Yani muhalefet partilerinde çözüm önerileriyle daha sık, muhalefet partilerinin çözüm önerileriyle daha sık geldiğini görüyorum. Bunun dışında gündemi oluşturma konusunda daha başarılı olduğunu görüyorum. Ve hakikaten de burada bize çok fazla yardımcı olan bir iktidar partisi var. İktidar partisi yanlış üzerine yanlış yaptığı sürece biz de çok rahatlıkla gündemi oluşturabiliyoruz. Evet, şimdi Barış, ben birazcık bekleteceğim konuklarımı. Bu Berat Albayrak meselesinin siyasi okumasını bize yapsana. Şimdi tekrardan ısıtılıyor. Genel başkan da olabilir deniliyor, yok yine Enerji Bakanı olabilir deniliyor, yok Dışişleri Bakanı olabilir. Hele Dışişleri Bakanı olursa zaten çok enteresan bir tablo çıkacak. Çünkü Biden yönetimiyle çalışmak zorunda kalacak. Daha önce Trump yönetimiyle ve Trump'ın damadıyla ve daha önce de hep söylediğimiz gibi arka koridor diplomasisiyle bir şekilde o dönemi götürdüler. Ama Biden öyle bir başkan olmayacağını başından söyledi zaten. Kurumlara inanırım dedi, diplomasiye inanırım dedi vesaire. Nasıl okuyorsun bugünlerde devam eden bu Berat Albayrak polemiğini? Evet, birincisi bu polemiğin benim hala yani bir soru işareti olarak söylüyorum. Hala anlamlandıramadım ama önemli bulduğum bir şey var. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını okumuşsunuzdur. Evet. Biraz erken bir yazı dedi ama Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir sistem değişikliği tartışmasının olduğunu, partiyi Erdoğan'dan almaya çalışıyorlar dedikleri, yani genel başkanla cumhurbaşkanını ayrıştırma projesi olduğunu AKP için işaret ederek de bir ayağında ima ederek yazdı.
Biraz önce işte telefonumda gördüm. Mesela Cumhurbaşkanı eski dava arkadaşlarından Metin Künük, o da bunu işaret edip aman buna dikkat edin gibi. Görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde önümüzdeki dönemde sistem tartışmaları dahil en azından Abdülkadir Selvi gibi parti içinden bilgi alanları alırsak bir şey var, konu var. Bu bir. İki, ben Cumhurbaşkanı'nın Berat Albayrak'a sahiplenmesinin çok sistematik bir şekilde seyrettiğini görüyorum. Çünkü sadece kendisi konuşmadı orada. Dikkat edin, Fahrettin Altun konuştu. Zaten ilk önce orada. Ondan başladı. Sonra işte şey konuştu. Lütfü Elvan konuştu. Ondan sonra bakan konuştu. Yani bir bakıldığında bir bütün sistem olarak Berat Albayrak savunusu yapılmış. Bu bir. İki, görülüyor ki Berat Albayrak döneminin tam da biraz önce senin benim eksik bırakarak beni düzelttiğin ve hatırlattığın şekilde olduğu gibi Berat Albayrak döneminin ekonomik sorumluluğu bugünkü siyasi iktidarın üzerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunca zaman konuşmadıktan sonra bugün konuşarak çok net bir şekilde damadı üzerinden, Berat Albayrak üzerinden bu dönemin tartışılmasına izin vermeyeceğini göstermiş bence. Yani ben acaba giriyor mu girmiyor mu tartışmasından önce bunu söylemek istiyorum. Net olarak Cumhurbaşkanı bu dönem tartışılmayacak diyor. Üçüncüsü, acaba politikaya giriyor. Bu sorunun yanıtı bence bu kadar çabuk olacak bir şey değil. Çünkü başından konuşulan şey şuydu. Bakın Berat Albayrak'ın istifa metni burada. Sizin önünüzde de vardır. İstifa metninde birincisi Berat Albayrak sağlık nedenleriyle gittiğini söyledi ki doğru mudur değil midir tartışmıyoruz. İstifa nedenleriyle gittiğini söyledi. Öte yanda at izinin it izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle bir zamanda dedi. Yani bu tabii ki it izi hakla batılı ayırt etmenin zorlaştığını bir kişi hükümetin içinden söyleyerek istifa ediyorsa bunu, yani bir hani biraz önceki gördüğümüz örneklerdeki muhalefete karşı değilse bu içeriye söylenmiş bir laf. Bu esasında büyük bir krizin de yaşanmış olduğunu ve aslında kim arkasından... Kim at, kim it? Arkasından yapılan tasfiyeye bakarsak nihayetinde bu bütün büyük bir fotoğrafa ilişkin bir şey söylüyor. Bu arada geliyor mu diye tartışıyoruz ama çok da giden oldu. Berat Albayrak demek sadece bakan demek değil. Bir sürü bürokrat gitti, resmi gazeteyi açıyorsunuz. Sürekli giden bürokratlar var. Giden medyalar var. İl başkanı var şimdi. Giden şimdi il başkanı var bugün itibariyle. Yani Bayram Şen Ocak. Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen bir isimdi. Onun teveccühüne mazhar İstanbul olan kişiydi. İstanbul İl Başkanı söyleyelim. Evet, İl Başkanı bugün gitti. Bu açıdan baktığında Berat Albayrak dönemi Adalet ve Kalkınma Partisi adına en azından Berat Bey figürü için bitmesi öngörülmüş o haliyle. Ama öte yandan da ben Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir politika tarzı olduğunu biliyorum. Eğer bir kişiyi bütünüyle silmediyse, yıpranmış karakterleri, yani biraz önce söylediğimiz sistemde iş yaptırmış ve onun aracılığıyla, bu arada çözüm sürecini yıpranmış karakteri de işte Efkan Alay'dı, Yalçın Akdoğan da, onları da aynı politikayı yaptı. Yıllarca alıp kenarda oturttu, kenarda oturtup sonra başka bir görevde karşımıza çıkıyor. Ama ben şu anı erken buluyorum birazcık bunun için. Ben şu anki Cumhurbaşkanı'nın bir anda çıkıp konuşmasının muhalefetin gerçekten de 128 milyar dolar bahsinin çok kuvvetli bir yumruk, hele böyle bir ekonomik kriz döneminde çok büyük bir yumruk. Hele Türkiye'nin sadece içeride değil dışarıda da rezervlerinin tartışıldığı bir dönemde bu bahsi açmak çok büyük bir mesele. Buna cevap verme zorunluluğundan artı Berat Albayrak'ı görevden almış olabilirim ama Berat Albayrak dönemini tartıştırmam deme eğilimi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen her kimsenin çok kolay olabileceğini düşünmüyorum Berat Albayrak'ın. Hemen yarın gelip bir yere konumlanacağını ya da işte AK Parti genel başkanı olacağını falan. Daha hemen olacağını düşünmüyorum. Hemen olacağını düşünmüyorum. Bunun bir dönem, bir devirde bir soru soracağım. Bunu Barış'la ilgili. Barış'ın söylediği. Hayır, bir Ümit Bey'e sorayım dedim siyasi parti temsilcisi olarak katılıyor mu Barış'a diye ama sen tut sorunu. İple, hayır ben bir bağlantı böyle ipin bir ucunu şöyle bir bağlayarak sen oradan sor istersen. Çünkü ben de Murat'a da hem de Ümit Bey'e de Murat Bey'e de bir sorum olacak ama şimdi
çok önemli bir yazı, haber vardı bugün gazetelerde. O da şuydu, Bir Gün gazetesinde ben gördüm. Bilmiyorum diğer gazetelerde var mıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal ifadeye çağrıldı. Nedeni de şu, Pelikan yeni FETÖ'dür dediği için. Şimdi bu Pelikan meselesi böyle ateşten bir şey biliyorsun ortalıkta. Dokunan yanıyor. Dokunan yanıyor. Bu Pelikan kim? Hani ona niye bunları ifadeye çağırıyorsunuz? Hiç başka bir açıklama bilmiyoruz. Neden olduğunu da bilmiyoruz ama kendi açıklaması. Pelikan yeni FETÖ'dür dedim diye beni ifadeye çağırdılar dedi. Şimdi bu önemli bir şey. Bir bu tartışmaların ortasına oturuyor. Ortasına oturuyor. Yani tam bu gündemin ortasına oturuyor. Böyle bir zamanda niye ki yani Pelikan kim ki de onu FETÖ'yle bağdaştırmak suç olsun diye hepimiz biliyoruz da işte soru işareti olarak bırakıyorum. Dolayısıyla bu önemli bir nokta, oradan sen istersen. Hayır, ben Ümit Bey'e soracaktım. Yani siz, Barış Terkoğlu bir okuma yaptı. Emin'in de şimdi söylediğini de üstüne koyarsak. Sizin okumanız nedir İYİ Parti olarak? Yani burada at izi it izi ne karıştı dedi. O kadarla da yetinmedi. Sonumuzu hayır eylesin diye gitti Berat Albayrak. Sonumuzu hayır eylesin. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz ve muhalefet, bir muhalefet partisi olarak nasıl okuyorsunuz süreci? Şöyle okuyorum. Birincisi, geçenlerde Sözcü gazetesinde kullandığım cümleyi kullanayım. Hem Berat Bey hem de bürokratı kendine yakıştığı gibi gitti. Yani bir devlet adamı asilliğinde gitmedi. Bir bakıma çok bir devlet adamına yakışmayan bir mektup yazıp, gayri ciddi bir mektup yazıp, deyim yerindeyse sıvışarak gitti. O yüzden burada ben onun gidişatını herhangi bir şekilde onun devir teslim, onun görevinin, onun makamında bir devir teslim yapılamayışının bizim Türk devletine kara bir leke olarak geçeceğini düşünenlerdenim. Yani Berat Bey'e yakıştı fakat Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı'na yakışmadı. Ben bu süreci, gidiş sürecini öyle okuyorum. Dönüşte de ben böyle bir şeye ihtimal vermem. Yani biraz önce buradaki bütün konuşmacılar da söyledi. Ekonomide hakikaten çok kötü bir tablo çizdi. Çok başarısız bir bakandı. Aynı başarısızlığın üzerine tekrardan kendisine kritik bir görev verileceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda bir hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de İYİ Partili olarak da kendisinin göreve gelmemesini umuyorum. Çünkü hakikaten ülkeye herhangi bir faydası dokunan hiçbir şey yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanı gibi kritik bir dönemdeyken. Ben bu tartışmalar biraz sürecektir büyük ihtimalle. Ama benim şahsi görüşüm, siyasi tecrübem henüz yok, çok fazla yok ama şahsi görüşüm Berat Bey'in yeniden görev almayacağı konusunda. Bir de bir esprili bir cevap vereyim. Bize eğer bu gecenin bu vaktinde seyreden üniversite öğrencileri varsa, yani eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar fazla seviyorsa gidip konuşabilir. Bu kadar seviyorsa gitsin konuşsun ama ortada yok kendisi. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı bir Instagram üzerinden istifa mektubu yazıyor ve ortada yok. Yani bu bile çok başlı başına çok büyük bir skandal, çok büyük bir ayıp. Yani devlet terbiyesinden bu kadar uzak bir kişinin bir daha yeniden kritik bir göreve gelmesi hakikaten çok üzücü olur. Yani ben hem iyi partili bir genel başkan yardımcısı olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna sadece üzülürüm. Bu çok iki şey söyleyeyim size. Bir, bu saatte çok seyrediliyor. Rus biliyoruz ve gençler de seyrediyorlar. Çünkü ölçülüyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Zaten o yüzden bu önemli konuyu da bu saate koyduk. Dolayısıyla orada bir endişemiz yok. İkincisi bu söylediğiniz çok önemli bir unsur. Gerçekten mesela madem bu kadar başarılı Berat Albayrak, niye İstanbul Kongresi'nde yoktu yanında? Var mıydı? Bilmiyoruz. Murat Bey, siz ne diyeceksiniz bu mesele için? Bir küçük cümle söylemek istiyorum şu iş dünyası konusuyla ilgili. Şimdi şu andaki 3 büyük kamu bankası Türkiye'deki kredi pazarının yarısını kaplıyorlar. 3 yıldır özel bankalar pek kredi vermiyorlar, kamu bankaları veriyorlar. Halil iş dünyasının
müthiş derecede devlete bağlanmış durumda. İstese bile çok seslerini çıkaramıyorlar. Ancak düşmeye yakın hükümete son darbeyi vurmak için konuşurlarsa konuşurlar. Şu esnada bu durum maalesef bu. Barış Bey'e aynen katılıyorum. Erdoğan bu dönemin kapatılmasını, konuşulmasını istemiyor. Tam da az önce belirttiğim nedenden çok fazla suç fiili var. Çok rahat kanıtlanabilir. Hepsi belgeli. İşlerine gelmiyor. Çorap söküğü gibi kendisi uzanacağını biliyor. O yüzden de oraya bir sınır çekmeye çalışıyor. Burada muhalefet partilerine düşen üstüne üste gitmeleridir. Bir sadece düzeltme yapmak istiyorum. Lütfi Elvan destek vermedi. Zoraki ona bir tweet attırmışlar. Çünkü o tweetin içerisindeki söylemeye çalıştığı şey şu. Ben bunu isteksizce atıyorum ama yapılmış olan hiçbir şeyin arkasında duramam. Çünkü birazcık bürokrasi bilen, birazcık ekonomiden anlayan hiç kimse Naci Ağbal ve işte Lütfi Elvan gibi insanlar asla bu suça ortak olmazlar. Dediğim gibi bu hüküm iktidar değişiminden sonra mahkemede sonlanacak bir konu. Onlara zorunlu bir şekilde yazdırmışlar. Mesela Naci Ağbal'ın da Merkez Bankası Başkanı olarak arada sunumlarında şunu diyor. Rezervler eridi deyip geçiyor. Niye eridi, nasıl eridi, nasıl satıldı? Hiç yok, ölüye yatıyor buraları. Şimdi Albayrak bir daha geri döner mi derseniz, yani Türk filmlerinde de, yabancı filmlerde de dönüp dolaşır, hiç beklenmedik karakter tekrardan çıkar. İşte 15 Temmuz'dan sonra Tansu Çiller'i gördük değil mi? Hiç unutmuştuk kendisini. Bu arada hatırlatayım, Berat Albayrak'a Cumhuriyet tarihinde ekonomi yönetimi başarısızlığında tek rakip olabilecek kişi de Tansu Çiller'dir. Bunları 94'te yaşatmıştı. Dolayısıyla nereden gelir geçer? tekrardan gelebilir mi? Gelebilir, doğrudur. Ama ben şöyle söyleyeyim, ekonomiye ilişkin bir şey gelirse, hani ayağına sıkmak diye bir deyim var ya, ayağına değil kafasına sıkmak olur. Ekonomiyle ilgili bir şeyi asla ve asla Cumhurbaşkanı Erdoğan hem memleketin geleceği hem de beni çok ilgilendirmiyor ama kendi siyasi geleceği için yapmamasını aşırı şiddetle tavsiye ederim. yani aynı şeyi birazcık söyledik değil mi? Yani bu saatten sonra hakikaten ben bir kere AK Parti Genel Başkanlığı'na getirirse AK Partililer zaten DEVA'ya mı geleceğe mi kaçsak diye zar zor duruyorlar. En azından DEVA ve Gelecek Partisi'nin içindeki konuştuğumuz AK Parti kökenli olan siyasetçilerin söyledikleri bu. Diyorlar ki ya bu kamuoyu önünde söylemiyorlar ama biz ne zaman eski arkadaşlarımızın yanına gitsek çok mutsuzlar ve aslında bir sinyal bekliyorlar ama bir şekilde de işte davadan kopmakla suçlanacakları için o ya da bu nedenlerle herhalde böyle bir durumda ilk başta çözülecek olan partideki o bütün mutsuzlar takımı olur diye düşünüyorum. Dış politikada da aynı şekilde. Şimdi burada ya sormak istediğin soru var mı? Yok. Benim bir sormak istediğim bir soru var. Öncelikle Sayın Kubilay'a sormak istiyorum. Ve tabii Sayın Özel'i de eğer yanıtlarsa sonrasında çok mutlu olurum. Şimdi benim çözümlememde şöyle bir şey var. Sayın Albayrak'ı biraz erken görevden aldılar. Çünkü o orada olduğu sürece bütün oklar ona dönüyordu. Sayın Erdoğan'a gitmiyordu, Cumhurbaşkanı'na gitmiyordu. Bütün o başarısızlıklar, işte burada da demin onun için özellikle onu söylemek istedim. Aslında hepsinin kararı, yani faiz, enflasyon teorisi akılda, bilimde, iktisat tarihinde bu şekilde olmayan teorinin sahibi Sayın Erdoğan. O faizlerin indirilmesi, Sayın Albayrak'ın Merkez Bankası'na yaptığı baskı öyle olmadı. Bizzatihi Cumhurbaşkanı'nın teoriydi. Bir paratoner görevi görüyordu ama Sayın Albayrak. Hem AKP'liler, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül verenler, onu suçlayamadıkları için doğrudan Albayrak'ı. Muhalefet, herkesin hedefi oydu. Ama o gidince AKP'liler de doğrudan sorumluluğun Erdoğan olduğunu dillendirmeye başladılar. Buna katılır mı Murat Kubilay öncelikle? Bir onu sormak isterim. Şeye de Sayın Özlerle'ye de acaba erken mi yaptı diye. Çünkü ben bu eylemin daha seçime yakın bir tarihte olacağını düşünüyordum. Acaba seçim yakın mı? Esas bu. Son bölümde çünkü kapatırken birer cümle bunu konuşacağız. Seçim meselesi önemli. Önce Murat Bey buyurun Emin'in sorusuna. Şimdi
Erdoğan mı, Albayrak mı çılgın projelerin veya daha teknik bir tabirle olağan dışı, kural dışı politikaların nedeniydi bilmiyoruz. Ama bize daha çok hep Erdoğan kamuoyunda bunları dile getirdi. Sadece Albayrak bunların daha finansal piyasalarda uygulanmasından sorumluymuş gibi gözüktü. Fakat bu Kasım ayındaki görevden alınma veya görevi bırakma sonucunda bir şekilde piyasalar şuna inanmak istedi. Her şeyden sorumlu Albayrak'tı. Kendisi günah keçisi ilan edildi. Tabii ki de suçluydu da. Ama tek başına mı suçlu muydu bilmiyoruz. Erdoğan da bu şekilde aklanmış oldu. Fakat hayır, uyru huyundan vazgeçmez. Türkiye'deki her şey Erdoğan'dan sorulur. En de sonunda gelecek. Herhalde bu yılın da ilerleyen aylarda Erdoğan tekrardan yeni kurmaylarla sorunları yaşayacak veya onların görevden çekilmesi bekleyecek, bildiğini okumaya çalışacak veya başka sorunlar yaşayacağız. Yani Emin Bey'e aynen katılıyorum. Evet, en nihai karar verici Erdoğan'dır ve bu çılgınlıkları bitmediklerini 3-4 ay sonra tekrardan görmeye başlayacağız. Bir de Albayrak'ın görevden alınmasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu benim senaryolarımdan biriydi. Çok kez de kamuya da söylemiştim. Bunun nedeni şuydu. Eğer Albayrak 2 ay, 3 ay daha göreve kalsaydı şu aylara kadar, Türkiye ödemeler dengesi krizi yaşayacaktı. Bu da daha anlaşılabilir bir dille söylersem 70 sente muhtaç kalacaktık. Dış borçları döndürmekte, ithalatı yapmakta zorlanır hale gelecektik. Ve zorunlu bir şekilde Albayrak görevden alacaktı. Ben hani Mart ayında olur da AKP kongresinde bunu bir onar ederek başka göreve çekilir derken çok daha esrarengiz bir şekilde bu gerçekleşti. Umarım bir gün onu öğreniriz. Ama dediğim gibi bu er veya geç olacaktı. Türkiye'nin bir yıl daha, hani ben o ikinci soruyla birazcık cevap vermiş olayım. Eğer seçim ilerideki bir tarihte olacaksa o seçime kadar asla Albayrak'ı sırtında taşıma şansı Türkiye'nin yoktu. O Naci Ağbal'ın atanması, Lütfen İven'in atanması 2 ay daha gecikseydi şimdi çoktan iş işten geçmişti. O zaman Ümit Bey'e dönmeden önce size kısaca bir sorayım. Bir ekonomist olarak sonuçta kısa, orta ve uzun vadeyi okuyarak gidiyorsunuz. Biz burada mesela ara seçim olma ihtimali üzerinde konuştuk aramızda. HDP'lilere yönelik fezlekeler nedeniyle. Siz görüyor musunuz böyle bir ihtimal? Yani şöyle söyleyeyim, ara seçim biraz teknik kalıyor. Olabilir, ne kadar getirisi olur AKP'ye bilmiyorum. Çünkü ara seçimde alacağı şeylerle bir de süreç uzayacak. Fakat ara seçimin tek olumlu yanı, daha doğrusu daha az olumsuz yanı şu, çok aşırı popülist politikalar ekonomide izlemenize gerek kalmıyor. Ama bir erken seçim varsa, hele hele o ülkeyi yönetenleri beka meclisiyse, o çok ciddi meseledir. Ben de bu yüzden de çok erken bir dönemde bir erken seçim beklemiyorum ama ara seçim tabii olabilir. Onun ekonomiye maliyeti ne de olsa daha sınırlı. Şimdi bir dakika izin verir mi? Eski Merkez Bankası Başkanı Sayın Durmuş Yılmaz bir mesaj gönderdi bana şimdi bu konuda, konuştuğumuz konuda. Diyor ki bu tip hükümet sistemlerinin özelliği kamu kaynaklarıyla seçmenin sadakatini satın almasıdır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı'nın Berat Albayrak'a sahip çıkmasının nedeni onu ileride bir göreve getirmekten ziyade şu anda görev başında olan bürokrasiye bana olan desteğinizi sürdürün, sizi yalnız bırakmayacağım mesajı veriyor. Şayet Cumhurbaşkanı Berat Albayrak'a sahip çıkmazsa hükümetin politikalarını irdelemeden, eleştirmeden gözü kapalı uygulayan bürokrasi gün geldiğinde biz de harcanabiliriz korku ve endişesine kapılmasını önlemek istiyor Cumhurbaşkanı diyor. Surda gedik açtırmak istemiyor diyor. Yani eğer savunmazsa Berat Albayrak'ı gözü kapalı bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın emirlerini yerine getirenler ya yarın bizi de satar derler. O yüzden onu savunma ihtiyacı hissediyor diyor. Peki bu bir yorum ama bir Ümit Bey ne diyorsunuz? Ve tabii ki seçim meselesinde söylerseniz son olarak buyurun. İlk olarak seçim meselesini söyleyeyim. Seçimin sonucunu biliyorum. Ama seçimin ne zaman olacağını tek bir kişi biliyor. O da Sayın Bahçeli. Sayın Erdoğan da değil. Bu konuda tekrardan son 15-20 yılda olduğu gibi Sayın Bahçeli'nin karar vermesini bekleyeceğiz seçimin ne zaman olacağını. Öbür tarafta da Murat Bey'e %100 katılıyorum. Türkiye tarihinin en ağır ödemeler dengesi krizine doğru gümbür gümbür gidiyordu. Yani orada Lütfü Bey ve Naci Bey bir şekilde Cumhurbaşkanı'na ulaşarak, durumun vahametini anlatarak, bunun geri dönülmez bir yol olduğunu söyleyerek bence Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna ettiler. Orada eski Hazine ve Maliye Bakanı'nın ve onun bürokratının
birkaç ay daha kalma ihtimali bile yoktu. Hakikaten çok derin bir krize doğru gidiyordu. Bundan nasıl kurtulduk peki diye soracak olursanız, işte şu anda bütün faizlerin çok düşük seyrettiği bir dünya konjonktüründe Arjantin'den sonra en yüksek faizi vererek biz bu ne derler yarayı en azından kısa süreliğine tedavi etme yoluna gittik. Yani baktığınız zaman tarihin en ağır ödemeler dengesi krizinden kurtulduk. Fakat kurtulurken de çok yüksek bir faiz maliyetiyle karşı karşıya kaldık. Bunu yatırım üzerinde, bu programda konuşmadık ama istihdam üzerinde, Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesidir. İstihdam üzerindeki etkilerini henüz göreceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Yok, Sayın o istihdam üzerindeki etki dediğiniz zaman insanlarda etki uyandırmıyor. Kaç kişi daha işsiz kalacak derseniz insanlar bizi bu saatte daha dikkatli dinlerler. Vallahi şöyle söyleyeyim ben size, son bir sene içerisinde 1 milyon 100 bin kişi daha istihdamdan çıktı. Yani çalışmıyorlar. İşten çıkarıldı. Onun dışında peki bu sadece 2020 COVID'e mi özgü bir şey mi diye soracak olursanız hayır değil. Kısa çalışma ödeneğinden ya da ücretli bir şekilde izne çıkartılanlar buna dahil değil. Peki o zaman şunu soracaksınız. Korona döneminde işsizlik vardı, daha öncesinde aslında işler iyi gidiyor mu diye soracak olursanız değil. 2019 yılında da bir önceki yıla göre 650 binden daha fazla insan işten çıktı. Yani baktığınız zaman biz burada tabii ki kur, faiz, borsa, şaibeli para politikası konularını konuşabiliriz. Ama biliyorum Murat Bey'le de bunu biz de birkaç defa daha da konuştuk. Türkiye'nin çok büyük bir işsizlik problemi var. Türkiye'nin çok büyük bir genç işsizlik problemi var. İşte geçen sene bu keyfi uygulanan politikalar, geçen sene bu hiçbir şekilde akla mantığa sığmayan politika yanlışlarıyla dolu olan dönemin bize ek bir maliyeti 2021 yılında yatırımların bıçak gibi kesilmesi olacak. 2021 yılında işsizliğin daha da kötüye gitmesi olacak. Yani biz geçen senenin kötü ekonomi politikalarının daha faturasını ödemiyoruz. Bunu maalesef 2021'in geri kalan döneminde iyice yavaşlayan ekonomi ve artan işsizlikle ödeyeceğiz. Bunu da not etmek gerekiyor. Yani uçağın 128 milyar dolar. İşsizlik düşüyor ama biliyorsunuz. Sayın Özali. İşsizlik düşüyor. İnsanlar işsiz kalıyor, işsizlik düşüyor. Peki. Şöyle söyleyeyim, çalışan sayısı azalıyor Türkiye'de. Türkiye'nin üçte birinden daha azı çalışıyor. Bu çok üzücü bir. Türkiye'nin hem çalışan sayısı azalıyor, yatırım azalıyor ve bir daha da önemlisi Türkiye'den insanlar gidiyorlar. Yani iş gücünü oluşturacak olan kalifiye insan gidiyor. Bu da ayrı mesele. Çok teşekkür ediyoruz geldiniz, katıldığınız için. Ümit Özlale, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Murat Kubilay bizimle birlikte oldu. Ekonomist, sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi programın sonunda yavaş yavaş bütün programın özetiyle olacak şekilde şöyle bir toparlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı kalktı dedi ki insan hakları eylem planıyla ekonomik reform paketini açıklayacağım bir daha hafta dedi bugün. Bir taraftan İstanbul Belediyesi'ne verdi, veriştirdi. Mesela diyor ki efendim diyor, bu şehri çöp dağları, kötü kokulardan, ondan sonra yoksulluktan kurtaracağız diyor. Çöp dağlarından, ondan sonra kokulardan, yoksulluktan, ihmalden kurtaracağız ve sandıkta hesaplaşacağız. Bazen düşünüyorum acaba yani önüne yanlış metinler falan mı veriliyor? Daha geçen sene yerel seçimleri kaybettiniz İmamoğlu'na karşı. Üstelik de şu anda ortada çöp dağları da görmüyoruz, kötü kokular da görmüyoruz. Zamanında yapılmış yanlış projelerin tedavi edilmesine uğraşıyorlar. İkincisi, bugün en önemli söylediği şey, bu ekonomik krize rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız dedi. İnadına yapacağız dedi. Ve insan hakları eylem planını ve ekonomik reformu açıklayacağım dedi. Son olarak belki bununla ilgili birkaç şey söyleyelim Barış. Yani HDP'lilerin meclisten tek tek atıldığı, insanların cezaevine gönderildiği ve artık bir tık daha atladılar. CHP'ye diyorlar ki sizin içinizde millet yok. İşte Özlem Zengin hakaret ediyor. Ondan sonra Özaseki hakaret ediyor 6 milyon insanın oyuna vesaire vesaire. Dolayısıyla nasıl bir çerçeve görüyoruz önümüzde?
önümüzde nasıl bir çerçeve görüyoruz? Şimdi bu öyle bir şey ki Şirin, hükümete yakın birisiyle konuştuğun zaman sana şöyle diyor, çok sert bir süreç geliyor. Hükümet bunun üstüne inecek. Ertesi gün aynı kişiyle konuştuğunda hükümet işte önemli bir reform yapmaya hazırlanıyor diyor. Ya bunu mesela Gara ile başladık biz konuşmaya. Gara meselesinde hatırla, Cumhurbaşkanı ilk gün Amerika Birleşik Devletleri'ne, bak eleştiren demiyorum, çok açık bir dille olayın faili olmakla suçlayan bir konuşma yaptı. Doğru. Bir hafta geçmedi. Cumhurbaşkanı nereye konuştu? Amerikalı bir televizyona konuşarak yeni yönetimle. Ha evet tabii. İlişkiler geliştirmek için adım atmaya hazır olduklarına ilişkin bir mesaj verdi. Yani bu iki konuşmanın arasında, yani siz bizim yurttaşlarımızı şehit ettiğinizi altını çizen, bunun sorumlusu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ilan eden konuşmayla, bu da doğru olabilir kendisi adına. Öbür tarafta doğru olabilir. Adım atmak isteyen konuşma arasında 3 gün var. Doğal olarak senin şimdi hukuk reformu demiş olduğun şey bir şey, öbür tarafta bir şey. Benim demin saydığım Abdülkadir Selvi'nin yazısında adı geçen bir parti içinde konuşulan reform başka bir şey, böyle bir şey. O yüzden bana kalırsa bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de bu işin gidişatına ilişkin bir farklılaşma var. Ve bu farklılaşma içerideki basınçla dışarıdaki basıncın yer yer çekiştiği, yerlerde çatıştığı bir pozisyon alıyor. Ve biz bunlardan hangisi galip gelirse onun gittiği yöne doğru gideceğiz. O yüzden ben kalkıp buradan kimisinin, biliyorsun sen de, açıyorsun televizyonu, çok sertleşecek her şey filan. Ada tarafından şöyle olacak. Bugüne kadar olduğu gibi olacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan pragmatik bir siyasetçi olarak kimi zaman sopayı, kimi zaman havucu. Kimi zaman farklı ellerini alarak, muhalefetin bu kanadını da bu kanadını da uzatarak veya iktidarın bu çeperine de yanaşarak bunu uyguladı. Bunu yine uygulayabilir. Ama ben bu tartışmanın olduğunu görüyorum önümüzdeki dönemde. Bunun olmaya devam ettiğini görüyorum. Bir yön arayışı olduğunu görüyorum. Mesela Hulusi Akar'ın çıkıp Girit modeli diye bir tartışma başlatması. Dünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması, bu kadar tartıştık, görmüşsünüzdür. Hı hı. Ama oradaki açıklama şey, elinizde tutmayın ifadesi çok enteresan. Gibi işin esasına bakıldığında herkesin bir yol arayışında olduğu tuhaf bir ara dönemdeyiz diye düşünüyorum. Ve bunu biraz daha dönem geçince, o yüzden keskin bir ifade kullanmadan biraz daha dönem geçince nereye doğru gittiğimizi göreceğiz. Yani şu şeye teyze sen katılıyor musun? Hani böyle tabii herkes böyle yani zaten şeffaf olmamanın karşılığı şu. Bir sürü senaryo ortada dolaşır. Yani şeffaf olmayan mesela tam demokratik, tam şeffaflığı sağlamış ülkelerde kimse cumhurbaşkanı öyle mi yapacak, damadı mı gelecek, yok damadı gitmeyecek, o bakanlığa mı oturacak, yok mu, bunları konuşmaz değil mi? Çünkü bir kural kaide vardır, ona göre işler. Biz neyi konuşuyoruz? Yani bu aslında damat üzerinden de bir ailenin etrafında efsanevi bir çember oluşturuluyor ve onun üzerinden de spekülasyonlar yapılmaya başlanıyor. Mesela şöyle de bir tez var ya. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle bu damat meselesinin üstüne gidiyor. Erdoğan kızsın da damadı tekrar getirsin ve AK Parti'nin oyları iyice dibine çöksün. Mesela bu böyle bir tez de var. Katılıyor musun? Yani bu çok hem çok kompleks bir plan. Evet. Ya bu planın içeride de ailenin içinde de taraftarların olması lazım. CHP kızıp o zaman getiriyorum demek için. Yani değil mi? Karşı tarafta da bunu yapacak biri olması lazım. Bir de muhalefetin bunu yapacak kadar bir oyun kurabileceğini iktidarın içinde sanmıyorum. Ama şu bir gerçek. Yani bir ekonomi bakanlığı herhalde bir insanın, değil mi? Yani siyasi gelecek projeksiyonu adına düşündüğünüzde
sevilmemesi için Türkiye'de bu yönetim elinde bütün fırsatları sunuyor. Yoksa halka dağıttığınız filan yönetimlerde başka olabilir ama. İkincisi, gerçekten Cumhurbaşkanı'nın damadı, seni söylediğine geliyorum, parti tabanında, o anketleri görmüşsünüzdür hepiniz. Yani Türkiye'de iki tip anket yapılıyor. İşte belediye başkanı anketleri, Cumhurbaşkanı anketleri. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci adamı anketleri. Yani bunu Amerikan İlerleme Enstitüsü bile yapıyor. Bizdeki anket şirketleri bile yapıyor. Evet. Bu anket şirketlerini yan yana koyduğunuzda hemen hemen hiçbirinde Cumhurbaşkanı Berat Albayrak ne parti tabanında ne de Türkiye sathında beklenen karşılığının olmadığını gördüğünden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki en azından onun üzerinden bir oy beklentisi içinde değildir. Bazı yakındaki bizim de burada zaman zaman eleştirdiğimiz siyasetçilerin, mesela Süleyman Soylu o anketlerde daha yukarıda çıkıyor. Tabii, sen de görmüşsündür. Aynen. Ondan sonra mesela ben Amerika'nın İlerleme Enstitüsü yapmış 2019'da %73'ü ben Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider düşünemem bu harekette diyor. %27'sine sorduklarında, yani peki düşünenlere sorduklarında birinci sırada Süleyman Soylu. Arkasından Abdullah Gül. Arkasında işte bakıyorsun işte Ali Babacan da var, o da var, bu da var. İçlerinden biri Berat Albayrak. Bir ara Hulusi Akar'ın ismi dolanıyordu ama 13 şehitten sonra artık dolandığını zannetmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Berat Albayrak'ın bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın onun üzerinden bir oy beklentisine girmeyeceğinin herhalde yeterince farkına varmıştır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben iki şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Biz Berat Albayrak'ın kim olduğunu biraz unutuyoruz. Yani biz derken hani kamuoyu biraz unutuyor. Onu bir altını bir daha çizmek istiyorum. Berat Albayrak ekonomi bakanı değildi. Berat Albayrak başbakan gibiydi kabinede. Yani Cumhurbaşkanı sanki parlamentersin. Çok geniş yetkileri vardı. Bana bürokrasinin içinde hani bunca yıllık mesleğimden gelen bürokrasinin içinden ve başka kaynaklarımdan böyle çok da ortaya onları şey yapmak için dikkat ediyorum dilime. Bana söylenen şuydu. İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı çıkar. Geri kalan bütün bakanlıklarda Berat Albayrak'ın adamları var. Ve doğrudan bakandan ziyade ondan talimat alıyorlar. Yani bir başbakan gibiydi. İkincisi, son Amerika ziyaretinde Berat Albayrak Amerikalı yetkililere doğrultulmuş bir şey söylüyorum. Amerikalılara doğrultulmuş bir şey söylüyorum. Cumhurbaşkanından sonra kendisinin veliaht, o yani kendisinin geleceğini bizatihi söylemiş bir insan. Kendisi söylemiş bir insandan bahsediyoruz. O yüzden bunu bir kenara koymamız lazım. Berat Albayrak'ın kendini nasıl konumladığına dair oraya bir onu koymamız lazım diye düşünüyorum. İkincisi, ama bence Cumhurbaşkanı da AKP'liler de net olarak şunu gördüler. AKP tabanı da dahil olmak üzere hiçbir yerde Berat Albayrak'ın karşılığı yok. Berat Albayrak'ın karşı olan tek yer Cumhurbaşkanı'nın onu savunduğu yer. Yani damat bakan tarafı. Bizzatihi damat bakan. Ve damat olması. Tabii. Karşılığı olan tek yer bu o. Hafta içindeki buradan açıklaması işte aileme ve şahsıma saldırı şimdi var. Şimdi ben yayını, izninle yayının sonuna geldiğimize göre onunla kapatalım istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın aileme saldırırız. O zaman ailenizi siyasetin içine sokmayacaksınız. O zaman ailenizi, çocuklarınızı, devletle ilişkisi olan çocuklarınız iş yapmayacak. Tabii ki yapacak ama devletle ilişkili işler yapmayacaklar. Devletle ilişkili işlerin içine girmeyecekler. Damatlarınızı bakan yapmayacaksınız. Çocuklarınızı bir takım derneklerin başına getirdiğiniz, yönetimine getirdiğiniz zaman, hani burada şimdi süremiz kısıtlı çok girmeyeceğim, resmi unvanları var yani oralarda yöneticiler. Onlar devletle iş kurmayacaklar. Bence bir bunu da konuşalım önümüzdeki yayınlarda. Cumhurbaşkanı'nın çocukları bir takım derneklerde yöneticiler ve onların devletle işleri var. O zaman siyasetin içine giriyor çocuklarınız. Damadınız ekonomi bakanı. Enerji Bakanlığı döneminde çok başarılı diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki dönemde onun bedellerini ödeyeceğiz.
Sayın Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başımıza ördüğü o özelleştirme çoraplarının, özelleştirme gönüllü şeylerin, çorapların bedelini önümüzdeki dönemde biz ödeyeceğiz. Ben söyleyeyim sayın halkımıza, hiç ucuz enerji tüketeceğiz diye boşuna ümide kapılmayın. Ucuz elektrik tüketeceğiz diye o bedelleri ödeyeceksiniz. Çatır ödeyeceğiz derken hani halk olarak hepimiz çatır çatır ödeyeceğiz ve o zaman da sayın Albayrak ah ah başımıza bunları ördü diyeceğiz çok başarılı olduğu için. Zaten biraz önce Murat Bey de söyledi yani buradaki Cumhurbaşkanı'nın o lafı yani bana uzuyor demesi aslında zaten baştan beri kendisine ve ailesine uzayacak olan bir soruşturma ya da mali denetimle ilgili bir korkusu olduğu anlaşılıyor. Son söz olarak liyakat aile işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diyelim. Doğru. Aynen. Sadece laikliğin değil, liyakatın da anayasanın ilk dört maddesine girmesi gereken tanımlardan bir tanesi de bu. Evet, geniş kapsamlı ve uzun bir yayın yaptık. Pek çok konuya değindik. Aslında ben eğer bütün bunlardan fırsat kalsaydı, şu Sayın Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yaptığı dünkü konuşmayı çok isterdim. Hayır, ya gençler diyor ben size anlıyorum diyor. Hayır, ilk başta başı ezilesi zehirli yılanlardı ya. Evet, ilk başı ezilesi zehirli yılanlar, siz hepimiz bizim değerimizsiniz falan demiş. XYZ demiyorum çünkü o zaman alfabenin diğer harflerine ayıp oluyor da demiş. Onu demiş, bunu demiş, sonunda şey demiş, yalnız bunlar demiş işte ne bakayım yıkım gündelikçileri. Kimse bunlar, yıkım gündelikçileri. Ondan sonra kimliksiz siyasetçiler, ne demişse aydınlar tabii ki. Yani hıyanet ve delalet içinde olan aydınlar, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler. Bütün bunlar gençliğe kötü örnek oluyorlar diyorlar. Yani bu hani öğretim üyeleri herhalde ya da gazeteciler ya da sivil toplum örgütleri Boğaziçi Üniversitesi. Neyse, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de zaten cevabını vermişler. Sayın Bahçeli önce bize terörist demekten vazgeçin sonra konuşun diye. Aslında enteresan yani. Hem Devlet Bahçeli'nin yazdığı bu mektup sonuçta tarihe düşürmüş bir not. Ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hala tek şey istiyorlar. O da atanmış değil, seçilmiş rektör. Başka da bir istedikleri yok. Bu kadar uzun lafa da gerek yok aslında. Neyse, bunu da konuşuruz önümüzdeki günlerde. Barış'la ilk programımızda tekrar hoş geldin dedik kendisine. Pazartesi günü Kadri Gürsel'le birlikte olacağız saat 21'de. Ve sözüm var, gündemdeki başlıkları konuşmaya, tartışmaya devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.